Merhaba gençler, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyiyiz öğretmenim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim gençler, sağ olun, hoş geldiniz. Chat bölümüne ad soyad yazın ya da isimlerinizi yazın arkadaşlar. Burada olan arkadaşlarımıza yoklamayı almış olalım. Şu an 11 kişiyiz. Daha gelen arkadaşımız olur diye düşünüyorum. Şu anda diğer derslerden çıktınız çünkü. Evet. Öğretmenim, bugün soru çözeceğiz mi? Evet, bugün de etkinlik yapacağız Hatice. Yani 5. üniteyle ilgili etkinliklerimiz var. Çünkü dünkü dersimizde dördüncü üniteyle ilgili çözmüştük. Tekrar 5 ile ilgili de çözdükten sonra karışık testlerimize devam edeceğiz. En kısa sürede de belki yüz yüze falan başlama şansımız olursa yüz yüze de yavaş yavaş kitaptaki testleri de yüz yüze derslerimizde çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Evet, burada ilk soruyla başlayacağım arkadaşlar. Şu an iki arkadaşımız daha katılıyor. Onlara da şu anda kabul edelim. İsim yazın bu arada, son katılanlara söyleyelim. Hemen sıradan da söz hakkı verelim. Şu an 12 kişi olduk. Elanur'la başlayabiliriz. Buyur Elanur. In what kind of TV programs do people compete with each other? The answer question diyor. Yani burada şey diyor değil mi? Bu hangi televizyon programı hakkında? Evet, güzel. Yani what kind of zaten ne tür demiş orada. Ne tür TV programı olabilir? Compete de yarışmak demek bu arada. Eğer ki hatırlamıyorsunuz veya unutmuşsak. Şimdi A şıkkı değil öğretmenim. C şıkkı da zaten çizgi film demek. O da değil. D şıkkı reality show ne demek bilmiyorum ama ben B şıkkı yani quiz show. Kendini deneme show anlamında. Evet, güzel. D'yi de söyleyeyim en azından sana burada. O da gerçeklik gösterileri, şovları. Yani sıradan insanların işte hayat hikayesini anlattıkları, gerçek olayları, etkinlikleri anlattıkları programlar diyebiliriz arkadaşlar. Burada zaten 5 şık olduğunu söylemiştin. Yani quiz şovları gençler. İşte burada da hatta kim 500 milyon, kim milyoner olmak ister ya da 500 milyon milyar almak ister tarzı programların şeysi, resmini vermişiz. Compete'de yarışmak olduğu için burada quiz show olacaktı cevabımız. Peki hemen sıradan bakalım. Takılanlar sorabilir. Şu anda Ceren gözüküyor. Ceren buyur. What do people do in discussion programs? Hocam discussion ne demekti? Discussion tartışma. Hocam insanın tartışma programı ne gibi bir şey diyor hocam. Evet, tartışma programlarında ne yaparlar demiş bize. Tamam hocam. Değer, hocam o nasıl okunuyor? Hangisinde? Functional, yani hayali demek o da. Functional. Functional karakter, yani functional olacak. Hayali karakter. Söyledim bu arada. Evet, onlar hayali karakterlerdir diye bir tabir kullanmış A'da. Hocam A değil. Güzel. They talk about a current topic. Hocam onun ne demek olduğunu bilmiyorum. Current topic yani güncel, son zamanlardaki. Topic de etkinlik, olay, hatta yeri geldiğinde konu anlamı da var gençler. Yani son zamanlardaki konular hakkında konuşurlar demiş. Hocam bu olabilir. Tamam. Hocam diğer şıkkı okuyayım mı? Bir göz gezdirelim istersen birlikte. Şimdi C şıkkında ise şundan bahsediyor. They always talk about, yani onlar her zaman şu konuda konuşur demiş. Bakalım, sports and games, yani spor ve oyunlar hakkında. Bence bu bir kere discussion programı uymadı gibi. Yani spor hakkında konuşuyorsa spor programı falan olsa daha güzel olur. D'ye de bakalım. They make people laugh, yani insanları güldürürler demiş. Bence bu da değil gibi. Sen en son B demiştin herhalde değil mi? Evet hocam. Evet, B şıkkı bence de doğru gençler. Çünkü son zamanlardaki, yani güncel son günlerdeki konuları konuşurlar. Dolayısıyla tartışma programlarında bu meydana gelir gençler. Yine sıradan devam edeyim. Şu an Ömer de katıldı. Sırada bakalım kim var? Sayımız 15, hatta 16 olmak üzere Ömer'le birlikte. Evet, Hatice gözüküyor. Hatice ile devam edelim. Buyur Hatice.
What do we see in reality shows? Biz gerçek hayat programlarında ne görüyoruz diyor. Güzel. Are real about ordinary people? Biz gerçek etkinlikler hakkında ordinary ne demek öğretmenim? O sıradan demek. Ha, sıradan insanların gerçek etkinlikleri hakkında şeyler görüyoruz diyor A'da. B'de fictional characters, hayali karakterler. Bu olamaz zaten. C, wildlife, vahşi hayat diyor. Bu da olamaz. D, information about current events. Bilgi alıyoruz. Current ne demek diyor? Son zamanlardaki, güncel diyebilirsin. Bu olamaz. Bu zaten discussion programlarla ilgili. O yüzden cevabımız A. Evet, güzel. Yani real events about ordinary people. Burada sıradan insanlar hakkında gençler, gerçek olaylar, etkinlikler anlatılır reality show'larda. Yani A şıkkı doğruydu, güzel. Peki, sıradan yine hemen arkadaşlarımıza söz hakkı verelim. Şu anda kim var? İsmail gözüküyor. İsmail buyur, seninle devam edelim. What happens in a talk show? Hocam happens mutlu muydu? Yok, happens orada olur anlamında. What happens in a talk show? Yani talk show'larda ne olur diye bir soru sormuş bize. We watch fictional dramas about ordinary people. Biz dramalar hakkında sıradan insanları izleriz diyor. B'de insanlar diyor kazananı açıklar diyor. C'de the guests speak about their lives and jobs. Guest misafir hocam değil mi? Evet, güzel. Konuk da diyebilirsin, misafir de diyebilirsin. Evet. Hocam and jobs ve meslekleri mi diyor? Evet, lives hayatlar and jobs da meslekler, güzel. We learn about the current events. Diyor ki biz güncel konuları öğreniriz diyor. Cevap C olacak hocam. Evet, güzel. Yani orada konuklar ne yapar arkadaşlar? Hayat hikayeleri, yani yaşantıları veya jobs ya da meslekleri hakkında orada talk show'larda konuşabilirler. O zaman şöyle de işaretlemiş olalım. Hemen sıradan diğer soruyu da yansıtalım. Yine takılanlar sorabilir arkadaşlar. Şu anda Ecem gözüküyor. Ecem buyur, seninle devam edelim. Tamam hocam. Children usually prefer watching cartoons to other types of TV programs. Hocam D şıkkı. Evet, burada şundan bahsetmiş gençler. O zaman hemen şöyle bir işaretleyeyim, sonra çevireyim. Şimdi children usually prefer, yani çocuklar genellikle şunu tercih eder diyor. Watching cartoons, yani çizgi film izlemeyi tercih eder. Ama neye karşılık? To other types of TV programs, yani diğer televizyon programlarına karşılık TV'de neyi izliyorlarmış? Cartoons, çizgi filmleri tercih edecekler. O da D şıkkı doğruydu, güzel. Evet, burada da hemen sıraya bir bakalım. Katılan arkadaş yoksa başa döneceğiz. Evet, Elanur'la başlayalım o zaman. Hangisi anlamı bozuyor? Yani buradaki metin güzel gidiyor ama bir tanesi bozmuş burada. Günaydın. Hello, my name is Furkan. Merhaba, benim adım Furkan. I am a seventh grader. Ben 7. sınıfa gidiyorum herhalde. Öyle demek istemiş öğretmenim. Evet. I like watching TV in my free time. Ben boş zamanlarımda televizyon izlerim. Watch photo think in front of the TV for hours. Öğretmenim, bu cümlede ne demek istemiş ki? Ben bu cümleyi anlayamadım. Orada şunu söylüyor. A couch potato sits in front of the TV for hours. Yani saatlerce televizyonun karşısında vakit geçirir demiş. Couch potato'yu o zaman çıkartmış olabilirsin şu anda. Tamam. Ondan sonra da ben çocuk filmleri, yani çizgi filmde quiz show, kendi deneme şovlarını izlerim demiş. Burada aslında birinci cümle bence bozmuş çünkü kendini tanıtma, diğerleri televizyon olarak demiş. Bence biraz daha farklı gibi ben düşünüyorum.
Bulabilen var mı? Bakalım sıradan diğer arkadaşlarım. Evet, buldum. Üçüncü. Evet, güzel. Öğret hocam. Güzel. Şu anda olay şuydu. Ben tekrar anlatayım. Elanur en sonunda doğruyu söyledi zaten. Kendisini tanıttıktan sonra zaten bir de 7. sınıfa gittiğinde söylemiş. Şimdi şu cümle önemli. 2 numarada asıl olay başlıyor. Yani neyden bahsedecek? Hangi konuya giriş yapacak? I like watching TV in my free time. Yani boş vaktinde ne yapmayı seviyor gençler? TV izlemeyi seviyor. Devamında da buna tam tersinde, zıt yönde bir cümle kullanmış aslında. Yani bir televizyon bağımlısı diye söyleyebilirsiniz couch potato için. Sits in front of the TV for hours. Saatlerce televizyonun, TV'nin karşısında oturur diyor, önünde oturur demiş. Şimdi arkadaş zaten TV'yi seviyor, izlemeyi seviyor. Buradaki cümle kendisine birazcık nasıl olmuş oldu? Kendisini iğnelemiş gibi oldu yani. En sonki dörtte ise bakın yine güzel bir cümleyle devam etmiş. Yani iki numaraya biraz benziyor. I am keen on, o fond of'la aynıdır arkadaşlar. Yani düşkünümdür demiş. Watching cartoons and quiz shows. Yani quiz şovları ve çizgi filmi izlemeye düşkünüm diyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Çünkü boş vaktinde TV izliyor zaten. Yani 3 numara burada bozmuş olacak da. Peki sıradan devam edeyim o zaman arkadaşlar. Şu anda Ceren gözüküyor. Buyur Ceren. Karışık olarak verilen cümlenin anlamını bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığı seçeneği işaretleyiniz. Hocam şıklardan gidebilir miyim? Evet tabii ki. Hocam A şıkkının ilk önce 3'ü demişti. Presenter asked her some questions and she answered them. Hocam presenter ne demek? Orada programı sunan kişi, sunucu yani. Hocam programı soran kişi sorular sorar ve o cevaplar demiş galiba. Evet, karşıdaki insan cevaplamaya başlamış yani. Hocam sonra bir de at the end of the program decided to be a teacher. Hocam decided ne demekti? Decided karar vermiş, öğretmen olmaya karar vermiş. Hem de at the end of the program, yani programın sonunda. Oraya da dikkat et. Hocam programın sonunda dediği için bence sonda bir olması gerekiyor cümlenin. Evet, sonda bir olan da şu an iki tane şıkkın var. Hocam B ve C şıkları. B şıkkına bakıyorum. İlk önce I watched a talk show on TV last night demiş. Geçen gece hocam talk show, yani konuşma programı izledim demiş. Evet, güzel. Sonrasında a teacher appeared on the program. Hocam appeared ne demek? Yani göründü. Programda kim görünmüş? Bir öğretmen görünmüş. Öğretmen yani görünmüş. Öğretmen katılmış programa. Daha sonra da zaten... Hocam bence cevap Bursa. Evet, B şıkkı daha güzel çünkü öğretmen programa katılmış, görünmüş de diyebilirsiniz. 3 numarada zaten sunucu sorular sorar ve o bunlara cevaplar diye bir cümle kullanmış. En sonunda da 1 numarada da programın sonunda öğretmen olmaya da karar vermiş izleyen arkadaş gençler. Yani burada baktığınız zaman B şıkkı en güzel şık olarak, sıralama olarak karşımıza çıkacaktı. Yine takılan varsa sorabilir gençler. Sıradan da arkadaşlarımıza da söz hakkı verelim. Buyur Hatice. Who likes reality shows? Kim gerçek hayat televizyon programını sever? Reality shows burada aşağıda en altta. Jim sevmiyormuş. Diğerleri yanıt vermemiş. En seviyorum cevap B yani. Evet. Evet güzel. Zaten iki tane arkadaş izliyor. Hatta biri izlemiyor. Yani Jim izlemiyor. Çarpı atmış. En var. Onda tik var gençler. Demek ki likes yani sevdiğini gösteriyor. Hatice'nin söylediği doğru. O da B şıkkı olacaktı. Peki hemen sıradan devam edelim. Şu anda kim var? İsmail var. Buyur İsmail. Children should have blah blah diyet diyor. Çocuklar sahip olmalı ne diyete? Topik diyor hocam. Topik konuydu ama konu diyet oluyor. Evet, konu bence değil gibi zaten. Zaten hocam. Ordinary sıradan değil mi hocam? Evet, sıradan güzel. Sıradan bir diyet. C sağlıklı bir diyet. D commercial. O da reklam demek. Hocam o zaman A ile D zaten gitti. Sıradan ve sağlıklı diyor. Hocam ben sağlıklı diyorum. Evet, sağlıklı daha güzel gençler. Yani healthy var. C şıkkı söyledi İsmail. Yani çocuklar
sağlıklı diyet yapmalı, buna sahip olmalı şeklinde çevirebilirsiniz gençler. Hemen sıradan yine devam edeyim takılan yoksa. İsmail'den sonra bakalım kim var? Sırada şu anda Ecem var. Buyur Ecem, seninle devam edebiliriz. I watch TV or play computer games demiş. Şıklara bakıyoruz. When do you see your friends? Bu olmaz hocam. Mantıksız olur. Çünkü. Güzel. B'ye bakıyorum. Where do you go in your free time? Bu olabilir. Bir öbür şıklara da bakalım. What time do you come home? Bu da olmaz diye düşünüyorum ama bilmiyorum. What do you usually do in your free time? D seçeneği. Evet, D dedin. Hemen işaretleyelim. Doğru olacak çünkü. Şimdi burada zaten sorulara baktığınız zaman gençler, daha doğrusu cevaba baktığınız zaman I watch TV, yani televizyon izlerim, ya da demiş play computer games, ya da bilgisayar oyunları oynadığını söylüyor. Şimdi A şıkkında ne zaman diye başlamış. Yani when do you see your friends? Arkadaşlarını ne zaman görüyorsun? Böyle bir cevap veremez arkadaşlar. Bu soru gitti o zaman. B'de ise where, nerede diye başlamış. Where do you go in your free time? Yani boş zamanlarında, boş vaktinde nereye gidersin? O da yine bir yer ismi söylememiş. Yani B şıkkındaki soru da elenmiş oldu. C'de ise saat soruyor arkadaşlar. Yani what time, saat kaçta demiş. Do you come home? Saat kaçta eve geliyorsun? Yine saat de yoktu zaten sorunun cevabında. C'de gitti. D'de ise what do you usually do in your free time? Yani genellikle boş vaktinde ne yaparsın şeklinde bir soru sormuş. O da ya televizyon izlerim ya da bilgisayar oyunları oynarım şeklinde bir cümle kullanmış oldu gençler. Sıradan devam ediyorum o zaman. Şu anda bakalım katılan var mı? Ecem'den sonra yok gibi. O zaman en başa döndüm. Buyur Hatice, sor. Ben şu ortadaki hoparlör işareti var ya, ona bastığın zaman ne oluyor? Bilmiyorum ki gençler, basmadım ben şu an. Ela ile devam ediyorum o zaman. Buyur Ela. Do you watch TV for long hours? Uzun televizyon izledim ve anlamında mı diye öğretmenim orada? Evet, Hatice'nin söylediğini bir deneyelim bakalım. Evet, şu anda normal güzel tam soruyu sorduktan sonraki o müzik melodisi veriliyor arkadaşlar ama büyük ihtimal size gelmiyor olabilir. Ben tıklayınca duyuyorum çünkü buradan. Yok, her müzik gelmiyor. Evet, yani çok burada gelmiyor. Sadece bana geliyor, yani ben kendim duyuyorum arkadaşlar ama size yansımıyor herhalde. Peki, Ela'nın sorusunu da cevaplamış olalım. Do you watch TV for olacak orası. For long hours, yani uzun saatlerce demiş arkadaşlar. TV izliyor musun? Hayır, izlemiyorum demiş öğretmenim. O zaman D şıkkı değil. Çünkü güzel. Seviyorum olmaz yani şey olarak. Gerçekten televizyon izlemeyi seviyorum diyor C şıkkında. Bu da olmaz. Evet. B şıkkı olabilir öğretmenim. Çünkü kitap okumayı tercih ediyorum demiş yani. O yüzden evet, I prefer reading books instead. Instead onun yerine demek arkadaşlar. Yani televizyon yerine kitap okumayı tercih ederim demiş. Tercihini bu yönden kullanmış. A şıkkını da söyleyeyim size burada. I am keen on all olacak orası. Ali diye çıkmış gençler. All kind of TV programs. Yani tüm TV programlarını severim şeklinde, düşkünüm şeklinde bir cümle kullanmış ama zaten TV izlemiyor, yani uzun süre izlemiyor. O zaman A şıkkı gidecekti. B şıkkı güzel bir cevap. Onun yerine kitap okumayı tercih ediyor. Peki, sıradan devam ediyorum. Şu anda Ceren var. Ceren'le devam edelim. Buyur Ceren. Why do they call Jim a couch potato? Hocam niçin Jim? Hocam. Jim'e sence neden couch potato diye isim takmışlar çocuğa? Hocam çünkü... Hocam sağlam nadiren demek miydi? Evet, nadiren, doğru. Hocam o zaman denize gidiyor. Güzel. Hocam he is very hardworking. Hocam çalışkan, çok çalışkandır diyor ama eğer çalışkan olsaydı hocam televizyonun önünde her zaman durmazdı. O yüzden hocam bu da gitti. He spends too much time in front of the TV. Bütün zamanını televizyonun önünde geçiriyor demiş hocam galiba hocam. Evet, televizyonun önünde karşısında, güzel, doğru.
Hocam B olabilir. He plans his time carefully. Hocam burada plans ve carefully şeyini bilmiyorum kelimesi. Evet yani he plans his time carefully. Dikkatlice planlamasını yapar diyor, zamanlamasını planlar demiş bize. Ama sen B demiştin zaten. B. Evet güzel. Burada couch potato zaten televizyon bağımlısı, yani TV'nin karşısında çok vakit harcayan insanlar için kullanılıyor gençler. B şıkkı doğruydu, güzel. Peki hemen sıradan devam edelim. Şu anda Hatice'deyiz. Buyur Hatice. Why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun diye bir şey sorulmuş. Birisi de demiş ki because you learn a lot of things about wildlife and nature. Çünkü doğa ve vahşi hayat hakkında bir sürü şey öğreniyorum demiş. That's right, bu doğru demiş. Ondan sonra öğretmenim bu documentaries, yani belgeseller olacağı için I find documentaries educational. Ben belgesellere eğitici buluyorum tarzında bir şey söylemiş. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Evet çok güzel, harika, süper çevirmiş oldum bu arada. B şıkkında zaten Hatice'nin söylediği gibi I find documentaries educational, yani eğitici bulduğunu söylüyor belgeseller için gençler. Daha sonra da şöyle bir soru sormuş. Why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun diye bir soru yöneltmiş arkadaşa. O da because, çünkü, şimdi sebebini de açıklamış. You learn a lot of things, yani çok şey öğreniyorsun demiş. Ne hakkında olduğunu da söylüyor size. About wildlife and nature, yani hem doğa hakkında hem de vahşi hayat hakkında demiş. En sonunda da that's right, doğrudur şeklinde bir cümleyle de bitirmiş. Güzel. Peki sıradan devam ediyorum o zaman arkadaşlar. Şu an İsmail'deyiz. Buyur İsmail. What are you looking for? Sen hocam far ne demek? Normalde uzakta, oradaki for olacak. Yani what are you looking for? Orada ne arıyorsun diye bir soru yöneltmiş bize. The remote control blah blah blah. I want to change to channel, kanalı değiştirmek istiyorum. Burada şey işte hocam. Diyor ki kumandayı arıyorum diyor. Bla bla bir şey yapacakmış. I must write a letter. I am reading a storybook. There I can cut the bread. Hocam en mantıklısı A olduğu için. Çünkü hocam öbürleri çok saçma saçma oluyor. Mesela C'de diyor ki ben hikaye kitabı okuyacağım diyor. D'de diyor ki ben ekmek keseceğim diyor. O yüzden A oluyor. Evet, A şıkkı doğruydu senin söylediğin. Çünkü orada ne arıyorsun demiş. O da remote control arkadaşlar. Bildiğimiz uzaktan kumandayı aradığını söylemiş. Devamında da zaten ne için istediğini söylüyor. Yani neden bunu aradığını. I want to change the channel. Yani kanalı değiştirmek istiyorum olacaktı cevabı da. O zaman sıradan devam edelim gençler. Bakalım kimde kaldık şu anda. Ecem gözüküyor. Ecem buyur, seninle devam edelim. I love watching quiz show on. I learned the answer to questions about many things. I'm really keen on diction programs. My favorite quiz show is Who Wants to Be a Millionaire? Evet, sence hangisi metinde anlam bütünlüğünü bozmuş? Yani güzel gidiyor ama bir tane cümle kullanmış. Oradan hiç gerek yok mesela. Sence hangisi böyle bir cümle? Hocam üçüncüsü gibi bile geliyor ama pek emin değilim. Bakalım. İlk önce zaten I love watching quiz shows on TV. Yani televizyonda arkadaşlar canlı yayında quiz şovları izlemeyi severim demiş. Daha sonra iki numarada ise I learned the answers. Yani cevapları öğrendiğini, soruların cevaplarını öğrendiğini söylüyor ve birçok şey hakkında öğrenmiş hatta. Üç numaraya bakacak olursak da I am really keen on discussion programs. Şimdi burada ise quiz show'dan çıkmış, tartışma programına girmiş arkadaşlar. Discussion çünkü tartışma programları. Orada da tartışma programına düşkünüm diyor. Bu bir kere hiç alakası olmadı gibi. Sonra dört numarada tekrar geriye bir örnekle gelmiş hatta. My favorite quiz show, yani benim favori quiz show'um diyor. Is Who Wants to Be a Millionaire, yani kim milyoner olmak ister şeklinde demiş. Bunda da bir sıkıntı yok çünkü sorular sorulup cevaplar verilmeye çalışıyor. Ama 3 numara gerçekten de bozmuş çünkü tartışma programına geçmiş arkadaşlar. Peki hemen sıradan devam edelim. Bakalım katılan var mı ya da başa mı döneceğiz? Normalde 16 kişiyiz ama 4-5 kişiyle ders yapıyoruz.
Peki Ela ile devam edelim. Buyur Ela. Karışık olarak verilen cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığı fikrini işaretleyin demek. Bakıyorum şimdi arkadaşlarım. After dediği için zaten 4 sonda falan olamaz. Yani 5 çıkı değil bence öğretmenim. Ay 5 çıkı diyorum. 5 çıkı şeyde değilmiş. Neyse öğretmenim. Evet şey olacak öğretmenim. My name is Ömer dediği zaman o başta oluyor. Güzel. O da zaten bak şu anda hepsi çıkmış oldu. Yani evet. Çünkü 4 numarayla başladın şu anda zaten. My name is Ömer'le başladın. Daha sonra cevabın A olarak gözükmüş oldu. Çünkü diğer şıkların hiçbirinde 4'te başlayan yok. Devamında ise ne söylemiş? Bakayım bir. I am a student in seventh grade in a small town. Yani küçük bir kasabada ya da küçük bir şehirde diyebilirsiniz. 7. sınıf öğrencisiyim diyor arkadaşlar. Sonra 2 numarada ise I always walk to school. Her zaman okula yürürüm demiş. Yani yürüyerek gittiğinden bahsediyor. Because. Çünkü it is near our house. Çünkü uzak değilmiş. Yani evinin yakınında olduğunu söylüyor. Daha sonra ise bakın hemen en altta arkadaşlar. Yani 6 numarada after school. Okuldan sonra I play tennis with my friends in the school's gym. Yani okulun spor alanında gençler. Orada da arkadaşlarıyla tenis oynarım şeklinde bir ifade kullanmış. Hemen ondan sonra ise 1 numarada then I go home. Sonrasında ise eve giderim ve ödevimi yaparım demiş. Ödevini yaptıktan sonra ise arkadaşlar hemen 3 numarada bakın after I finish homework yani ödevimi bitirdikten sonra I sometimes ben bazen diyor watch TV televizyon izlerim. If there is an interesting program yani böyle ilginç bir program varsa demiş yoksa izlemiyor herhalde. En sonda ise baktığınız zaman I usually go to bed at 11 o'clock yani 5 numarada saat 11'de uyumaya giderim genellikle demiş. O da en sonda zaten çıkmış oldu yani A seçeneği cevaptı gençler. Var mı burada takılan? Devam ediyorum arkadaşlar yoksa. Peki hemen sıradan bakalım. Şu an katılan kim var? Evet Ceren'le devam edelim. Sıra orada kalmış. Buyur Ceren. Who watched the news yesterday? Kim dün haberleri izledi demiş hocam. Hocam bakıyorum Shopee'de your answer is correct. Senin cevabın doğru. You won $750. Hocam 750 dolar mı hocam? Öyle bir şey kazanmışsın dedi. Evet güzel. Hocam bu haberlere uygun olamaz. O yüzden 5 şıkkı gitti. Tom a great float his... Hocam bu ne demek? Hangisini kaldın? Hocam flute sel demek. Tom'da a great flute yani büyük bir sel vurmuş orada Texas'a. Öğretmenim ben bu soruyu çözmüştüm. Bilmiyorum arkadaşlar yani başka kitapta çözmüş olabilirsin ama ben şu an ilk defa yansıttım bunu. Hocam bu Mebin sorularında vardı. Öğretmenimiz çözmüştü. Tamam sorun değil gençler. Hocam burada sellerle ilgili bir bilgi vermiş. Bu haberlere uygun olabilir. Mark, today we will make a delicious cake. Hocam delicious ne demek hocam? Lezzetli demek o. Lezzetli bir pasta yapacakmış lezzetli herhalde. Lezzetli pasta yapabiliriz demiş. Hocam Mark de değil. I don't agree with you. Senin hocam cevaplayamam demiş galiba. I think you should search for this topic. Hocam search ne demek? Search araştırmak. Yani orada Mary aynı fikirde olmadığını söylemiş. Katılmadığını söylemiş ve bence diyor you should search for this topic. Yani bu konu için araştırma yapmalısın diye arkadaşına bir tavsiyede bulunmuş. O zaman Mary de hocam bence gibi. Mary de değil. Cevap C. Tom. Evet Tom daha doğru gibi çünkü Texas arkadaşlar bir sel vurmuş ve devamında tüm caddeler, sokaklar nehre dönüşmüş arkadaşlar. Yani her taraf su olmuş. C şıkkı cevap olacaktı. Burada hızlıca bir yoklama alayım arkadaşlar. Şu an 16 kişiyiz. Yoklamayı da almış hocam, olalım. Evet aynen öyle gençler. Hocam, yoklamanızı bir alalım. Hocam daha 10 saniye var. Yoklamayı alana kadar zaten bir dakika bile geçmiş olur arkadaşlar. Çünkü diğer öğretmen arkadaşlar yoklamayı almışlar gruplardan paylaşmaya başlamışlar. Hocam sıra tam bana gelmişti ya.
Olsun, devam ederiz arkadaşlar. Daha çok etkinliğimiz olacak. Yani ilk dönemi şu anda etkinliklerle birlikte, daha doğrusu testlerle birlikte hemen hemen tamamladık ama biraz daha fazladan çözeceğiz yine de gençler. Burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.